Çeke çeke doyamadım. Habire aynı görüntüyü çekiyorum. Manzara çok güzel. Harika bir şehir burası. Efso, Efso. Bayıldım bu şehre. Abi aynı şeyi söylüyorum. Çok sempatik. İnsanlar da çok güzel. Çok sıcakkanlı. Ama biraz dilenci sayısı artmış. Aynı bizim İzmir'deki gibi. Suriyeli mi diyeyim, Arap mı diyeyim, böyle dilenciler var etrafta çok fazla. Ezan sesi karşıdaki 2. Beyazıt camisinden geliyor. Birazdan oraya da gideceğim. Çok tatlı ya, hava da çok güzel. Bu arada Amasya 1. dereceden deprem bölgesi. Burası ciddi. Altından fay hatları geçen bir yer. Ayrıca burada gördüğün gibi ırmakta geçtiği için zemini bayağı bir ıslak, gittikçe daha da yumuşattırıyor zemini. O yüzden aslında deprem yönden sıkıntılı bölge burası. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ama deprem yönden 1. derece deprem bölgesiymiş. Az önce şurada kahve içtim, şuradaki küçük teknede. Kayık gibi.
Şu anda en güzel yere oturdum mekan. Denizin içindeyim. Gençler oturuyordu, kalkmalarını bekledim. Kalktılar, anında ben yerleştim. Mekan sahibi de çok hoş biri, iyi biri. Akşama beni çağırdı buraya. Manzara çok güzel olmuş. Akşam inşallah buraya geleceğim yani. Karşı tarafta çünkü ışıklar yanıyor. Bu arada ben burası için balık ekmek yapıyor demiştim. Onu kaldırmışlar artık çünkü çok koku oluyormuş, etraftan şikayet olmuş. O yüzden şu an benim oturduğum mekanda artık balık ekmek yokmuş. Tatlı var, içecekler var, o kadar. Dondurması 10 numara. Her zamanki dondurmam. Karadut, çikolata. Tam nehre karşı. İkinci Beyazıt Köprüsü şeyine, İkinci Beyazıt Camisi'ne geldim şu an. Kapılar hep böyle alçak. Girişleri hep alçak yapmışlar. Birazdan sebebini söyleyeceğim. Çok güzel bir cami burası. Buranın en orijinal kısmı giriş kısmı. Kapısından girerken eğiliyorsun. Çok alçak yapmışlar kapıları. Asıl amaç da işte Allah'ın huzuruna girerken eğilerek saygıyla girmek amaç. Onun için giriş kapılarını alçak yapmışlar. Şimdi göstereceğim gene. Giriş yapacağım. Bu kapı. Çok alçak. Şimdi eğilerek yürüyorum. Amaç saygıyla girmek içeriye. Ne oldu? Abdest oluyor gördü. Pis Arapları da getirip soktular buraya dedi. Ben Arap dedim. Terbiyesiz. Samsunluyum dedim. Anladın? Eğer Atatürk'le bağlaşacaksa ben Atatürk'ün benimle gidin dedim. Kadın mı dedi? Kadın geç. Gördüm. Ha bir de kadın yaptı bunu. Ha bir de cami avlusunda yapıyor bunu. Allah istersen. Vay boş ver. Boş ver. Hadi. Allah kabul etsin. Adam camiye giriyor, yazık. Samsunluymuş hem de. Demin bir tane kadın çıktı buradan. Adamın yanına gelmiş, pis Araplar demiş. Adama bağırmış gitmiş ondan sonra. Adam da bana onu anlatıyor şimdi. Yanlış tabi. Sultan II. Beyazıt Camii. İçeride şu an namaz kılıyorlar, vakit geldi. Ben de üzerimde Carlsberg tişörtüyle geziyorum. Allah günah yazmasın artık, ne diyeyim.
Mimari çok güzel ama. Havuz da çok geniş. Benim bildiğim kadarıyla bu iki taraf. Ortasında cami var. Sağında kütüphane var. Solunda da yemekhane var. Burası o yüzden farklı bir cami. Hem kütüphanesi var, şu yapı kütüphane. Caminin sol tarafı, öteki arkası da yemekhane. Orada yemek dağıtılıyor. Çok güzel bir yapı olmuş. Bu da caminin çınar ağacı. Çok büyük, çok eski bir çınar ağacı bu. Yine şu gövdesi herhalde çapı bir 10 insan falan elle tutuşsa anca olur çapını tutar. Ortası zaten yarılmış. Malum çınar ağaçları bilerek dikilmiş buraya. Çünkü çınar ağaçları yıldırımı üzerine çeken bir ağaç. O yüzden bütün yıldırımlar buraya inmiş zaten. Ağaç paramparça olmuş o yüzden. Yani doğal paratoner, o yüzden çınar ağacı atılmış buraya. Yani caminin bir nevi muhafızı gibi bir şey olmuş bu ağaç. Bunu bazı camilerin yerlerine hep Osmanlı yapmış, bilerek çınar ağaçlarını dikiyorlarmış. Camilere yıldırımlar düşmesin diye. Buraların muhafızı çınar ağaçları. Bir çınar ağacı da burada var. Ona da bir sürü yıldırımlar düşmüş gene. Sağlı sollu iki tane çınar ağacı koymuşlar. Camiyi muhafaza etsin diye. Bahsettiğim çınar ağacı 572 yaşındaymış. İnanılmaz yaşlı. Al dedi. Aldım dedi.
Hello, my name is Bill. Sağlık Kulesi tam karşıda. Valla burada yola atlamak lazım. Ben gelmeden önce araştırmıştım. Yola atlayınca yayaya hemen yol veriliyormuş falan diyorlar da tamamen içi boş bir söz çıktı. Çünkü atladığın zaman üstüne üstüne sürüyorlar arabayı. O yüzden yola sakın atlamayın. Kaldığım butik oteli burası. Çok şirin bir yer, bayıldım. Nergis Konağı diye. Butik otel. Çok tatlı. Eski bir evi yapmışlar konağı. Orijinalini bozmadan. Yani dışı saman gene. Samandan yapılmış. Çok güzel. Fatma Hanım Konağı diye geçiyor. Burası avlusu, yemekhane şurada. Hemen çarşı şurası zaten. 2 dakika, 3 dakika yürüme mesafesi. Burası misafirhane. Ortak buralar odalar. Şurası benim oda. 101. Amasya'ya giriş. 101. Yukarıda odalar var başına. Burası odam. Tamamen eski konak tarzı. Kapılar, pencereler, her şey. Ahşap. Düğmeler falan çok orijinal. Eski tarz. İki tane priz var. Tuvaleti. Tamamen nostalji. Çok tatlı bir konak. Yani Amasya'ya gelinirse çok rahat bir şekilde burada konaklanabilir. İçerideki arkadaş da çok cana yakın. Yukarısı Kral Kaya mezarlıkları. Şimdi oraya çıkmaya devam ediyorum. Çok uzun bir yolu var. Sürekli merdiven çıkıyorsun. Çok yorucu. Güneş de var. Buradan mezarlar çok büyük görünüyor ama uzaktan göz seçebiliyor. Yaklaşınca bence ama görüntünün çok güzel olacağını düşünmüyorum. Yani bana öyle geliyor. Çünkü çok büyükler. Yaklaşınca onlar kaya gibi duracak bence. Dur bakalım. Mezarlara yaklaşıyorum. Bayağı bir yukarı çıktım merdivenlerde. Zaten bütün Amasya şu anda manzara olarak altımda kaldı. Daha da yukarıya çıkacağım. Daha tepelerde daha da güzel görünecek. Klasik ben gene manzaraya gidiyorum. Her videomda olduğu gibi önce manzara. Bu arada çok sıcak ya. Kasım ayındayız ama Amasya yanıyor. Çok sıcak. Tişörtle geziyorum. Üstümdekini çıkardım ya. Evet. Yüksekten Amasya çok güzel görünüyor. Aşağıdan da güzel görünüyor ama yukarıdan daha da güzel.
Yeşil ırmak zaten boylu boyuna gidiyor böyle. Bir şu tarafa bakalım. Aşağıdan tren geçiyor. Her tarafta dağ, 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 her yerden dağ çıkıyor. Dört tarafı dağlarla çevrili. Tekrar tekrar söyleyeceğim, şehzadeler boşuna burada yetişmemiş. İnanılmaz güvenli bir yer. Bütün dağların ortasında bir şehir. 8000 yıllık. Bilinen tarihi 8000 yıllık hem de yani. Yığınla devlet burada kurulmuş. Bir sürü. Bir sürü devlet burayı almış, bırakmış, almış, bırakmış. En son Osmanlı almış işte. Malazgirt zaferiyle beraber. Anadolu'nun birçok ili gibi. Bu Amasya'yı da topraklarına katmış. Ve buranın ismini değiştirmemiş. Buranın ismini aynı şekilde bırakmış. Zaten binlerce yıldır buranın ismi hiç değişmemiş. Hep Amasya'ymış. Yazılışları değişiyor. Amasya oluyor, Amasya oluyor, bilmem ne oluyor ama ya okunuş hep Amasya'ya çıkıyor. Yani ismini değiştirmemişler. Amasya diye bırakmışlar burada. Bu da ilginç bir şey yani. İsmi değişmeyen nadir şehirlerden binlerce yıldır. Saat Kulesi karşıda. Evet, kaya düşebilir ama yanında merdiven var. Bu çok normal bir şeydir. Kaya da kaya yani. O bir düşse aşağıdaki bir binayı yok eder yani. Bu ara dediğim gibi olacak büyük ihtimalle. Şu an mezara geldim. Kral Kaya mezarına. Kamerayı çevireceğim birazdan oraya. Çok büyük bir yapı. Yani uzaktan bakınca daha güzel anlaşılıyor. O kadar büyük ki yani. Bildiğin kaya gibi görünecek şimdi. Uzaktan daha güzel görünüyor. Evet. Şunlar hep aydınlatma. Akşamları aydınlatma var buralarda. Işık yanıyor. Çok büyük. Çok büyük. Ya şu pencere benim boyumun iki katı. Eni benim kadardır eni. Boy ama iki katı. Çok büyük bir pencere. Mezar zaten çok yüksek. 10 metre var yükseklik. Tavanla. Belki daha fazla. Bu da manzara. Valla kralların mezarı bile kıyak yerdeymiş. Bütün Amasya'yı yukarıdan görüyor. Daha da yukarı çıkıyor şimdi, yukarı çıkacağım. Buranın manzarasını çekmeye doyamıyorum, çok güzel. Daha da yukarı çıkıyor. Oo, orası daha güzel gibi. Buradaki lambalar hep açıkta vallahi. Çarpılabilirler. Vay, bayağı daralıyor ya. Vay 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 vay. Fenamış. Güvenliğiniz için baretinizi takın diyor. Vermediniz ki baret takalım. Bu ne ya? Uy, çok çirkin.
Bayağı daraldı. Vallahi ürkütücü ya. Tepemde kayalar. Fenaymış. O kadar mağaraya girdim, buradan ürktüm ya. İlginç. O kadar kapalı mağaralara girdim ama nedense burayı hoşlanmadım. Çok ters duruyor kayalar. Of. Aa, en büyük mezarlık burada. Pardon. Evet. En yukarısına çıktım. Burası Pontus kralının kurucusunun mezarı. İlk söylediğim yanlışmış. Şu an gördüm. En büyük bulsa da bu çok büyük. Ya bir dev yapmışlar buraya. Çok büyük bir mezarlık. Yani yükseklik 20 metre diyeyim. Belki fazladır. Pencere dev. Evet. En büyük kral burada. Sonraki krallar ufaldıkça aşağı gidiyor. Öf 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 öf. Evet. Ben burada ineyim bir an önce. Çok dardı yol çünkü. Vallahi tırstım. Kolay kolay söylemem bunu. O kadar mağaralara girdim. Burada bir zelzele olsa, bir şey olsa. Şunlar var ya, gitti. Şakır şukur. Diğer mağaralar da olabilirdi ama burası beni ürküttü ya. Hoşlanmadım. Gidiyorum ben. Aşağı ineceğim. Evet. Aşağı inişe başladım. Şuraya bak. Kafam seviyesinde. Tam boyum kadar. Çok alçak ya. Çok ters yapmışlar. Ürkütücü insanı vallahi. Ürkütücü. Benden önce bir çift vardı. Orta yaşlı, korktular. Biz çıkamayacağız dediler, gittiler. Tren geçiyor. Ben buradan hızlı bir şekilde uzaklaşayım. Kayalar hoşuma gitmedi, düşecek gibi. Hiç hoşuma gitmedi. Allah korusun. Bir hışımla indim aşağı vallahi. Ahşaplar da çok kötü ya. Takır tukur ahşaplar. Bakımdan geçmesi lazım bunların. Hoppa. Evet, kısmen yırttım. Şimdi deprem olsa kurtulma ihtimalim daha fazla. Çok kötüydü orası ya. Tam altında kalacak gibi hissettim. Bir an geldiler böyle. Burası çarşısı. Amasya'nın çarşısı. Çok tatlı yerler var. Küçük butik oteller, kahveler, kafeler. İncik muncuk satan yerler var burada. Bir yaşlı
giden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin. Şehzadeler Müzesi'ne girdim. Burada bu Amasya'ya gelmiş geçmiş şehzadeler hepsinin heykelleri var. Benzerleri. Onlara bakıyorum şu an. Üst kata çıktım. Üçüncü Murat Han, Yavuz Sultan Selim. Vallahi fiyakalıymış. İkinci Beyazıt. Fatih Sultan Mehmet. Bu bayağı uzun boylu. İkinci Murat. İnanılmaz gerçek yapmışlar. Sanki bana bakıyor. O kadar gerçek ki göz mimikleri bile aynı yani. İnsan gibi. Aşırı gerçekçi, anormal. Bilhassa bu ikinci Murat. Çelebi Sultan Mehmet'miş bu da. Yıldırım Beyazıt. Nedir ya? Tokmağa bak. Hiç kılıca gerek yok. O tokmakla bir tane koy bitti. Bütün orduyu indirsin. Bu arada şehzadeler hepsi aşağı yukarı benim boylarda. 1.77-1.78 boylarında. Bunlar arasında tek uzun boylu olan, en uzun boylu bu. Fatih Sultan Mehmet. Oo, rahat bir 90 var. Bir de şu şehzadelere bakarken hepsinin bir ortak yanı var. Gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum. Hiçbiri gülmüyor. Hiçbiri gülmüyor. Hepsi asık suratlı. Çok ciddi. Amasya kedisi. Gene beni buldu kedi. Tasmalı kedi. Pisi pisi. Ne yapıyor? Hı? Amasya kedisi. Ne yapıyor? Irmak kedisi. Ne yapıyor? Yapıştı bana gene. Gene bana yapıştı. Öyle mi? Uy, yiyelim seni. Yiyelim. Pisi pisi. Pisi pisi. Beni takip ediyor. Ne yapıyor ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor? Oldu. 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 Sabıncıoğlu Şerefettin. Doktorumuz bu. Buranın adı olsa Bimerhane. Osmanlı zamanında. Burası tarihin, Anadolu'nun ve Avrupa'nın ilk akıl hastanesi. Şu arkamda duran yapı. Zihinsel hastalıkları olanlar
buraya geliyorlarmış ve bu Sabuncuoğlu Şerefettin burada müzik ve su sesiyle insanları tedavi ediyormuş. Bir de kendine has özel yaptığı macunlar varmış. Onları da kullanıyormuş ve ciddi hastaları burada tedavi etmiş. Ne kadar güzel işlemeler yapmışlar ya. Burada hikayesi yazıyor. Mimarhanenin nasıl kurulduğu falan. Ekip burada. Burada su sesi ve müzik kullanılıyor. Bunun gibi ekip varmış anlaşılan Osmanlı zamanında. Bu arada yapı çok eski. 1306-1307 yıllarında yapılmış burası. Ciddi tarihi bir yapı yani. Çok eski bir yapı. Üstü açık. İçeride şu anda hafiften bir müzik çalıyor. Şu abimiz akıl rahatsızlığı olan bir hastaymış. Öyle yazıyorlar. Bu da meczup bir akıl hastasıymış. Gözler bir tuhaf bakıyor zaten. Kanuni, tamburi. Hep arkadaki zaten müzik ekipleri. Ney. Zaten neyin sesi çok güzeldir. Çenk var. Hanende var. Arkadaki de aynı. Bir de burçlara göre makamları var. Rast, Koç burcu. Tabiatı ateştir. Hamel. Irak. Sevr, boğa. Tabiatı toprak. Değişik. Benimki nerede? Büzürk. Büzürk benimki oluyor. Esed. Aslan. Tabiatı ateş. Bunlar çocuk cerrahisi aletleriymiş. Söz çok güzel. Şerefettin Sabuncuoğlu. Yani buradaki baş doktor. Vicdanın daima hırsının önüne geçti. 10 numara söz. Burada kendisi şifalı macun yaparken. Tıpta kullandığı tıbbi bitki ve tohumlar. Sabuncuoğlu'nun macunu. ...240 gramı 130 liraymış. Burada başka bir macun var. Bu da başka işe yarıyor.
Odama kedi girdi. Kedi de çok tatlı, ufacık bir şey. Ne yapıyor? Hı? Ne yapıyor? Ne var? Ne var? Bu ne güzellik. Ne güzel, ne küçük bir şeysin sen ya. Sen ne küçük bir şeysin, şuna bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hep diyorum, karanlık oldu. Hep diyorum, kediler beni her yerde buluyor. Nereye geçsem? Ne var? Hadi çıkalım dışarı. Yürü. Hadi dışarı çıktık. Ne istiyorsun? Acıktın mı? Acıktın mı? Sana mama vereyim mi mama? Ha, yiyeceğim mama. Yiyeceğim mama. Yiyeceğim mama. Ne güzel gözlerin var senin. Oy, gözlere bak. Hadi yürü. Hadi sana mama vereceğim. Gel arabaya. Gel. Gel. Yürüye mi yapsaydım? Çok ufaksın. Gel. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Gel. Ne oldu bu? Gel. Dur bir tane dur. Arada network mu var? Bunların arasında network var. Birbirlerine haber veriyorlar bence. Gel, mama yiyeceğim. Ve mutlu son. Dıran.